Erdem Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim Allah aşkına, nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Erdem Bey, söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Erdem Namıştayn kimdir? Ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Memnuniyetle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Erdem Namıştayn, Erdem'i atalım bir kenara, Namıştayn'dan örnek verelim biz. Tabii. Namıştayn 1977 yılında Ankara'da kurulmuş bir süspansiyonlar üzerine bir firmadır. Hı hı. Bu firmayı benim babam kurdu, Nizamettin Namıştayn. Biz de zamanla elimizden geldiğince bize verilen bu hizmeti babadan alıp ikinci kuşak olarak daha yerlere getirmek yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Yapmış olduğumuz hizmetler süspansiyonlar üzerine. Bu gerekse araç süspansiyonları olsun, gerekse işte gazlı amortisörler olsun. Yani amortisör dendiği zaman aklımıza gelebilecek her türlü işlemi yapıyoruz, öyle söyleyelim. Evet. Gazlı amortisörler, yağlı amortisörler, onun dışında modifiye, custom üzerine tuning, custom coilover'lar, spor yaylar vesaire vesaire şeklinde dallanıyor bu. Bu şekilde işimiz, amortisörcüyüz. Evet, yani amortisörle ilgili sadece araç amortisörü de değil. Değil. Yani bu ağır vasıta da olabilir. Tabii, tabii. Bir tren de olabilir. Zaten devlet demir yollarının yıllık mesela amortisörlerin bize gelir. Evet. Bunların bir bakımını da biz yapıyoruz. Evet. Yani siz hem burada özel olarak bir hizmet veriyorsunuz, bir butik hizmet veriyorsunuz. Bir de aynı zamanda devlet, kamu kuruluşlarında tabii bir hizmet veriyorsunuz. Tabii. Yani A'dan Z'ye süspansiyonla alakalı ne geliyorsa aklımıza, modifiye olsun ya da bunun bakımı, onarımı olsun, bütün işlemleri şey, burada verebiliyorsunuz. Her şey, her şey. Peki hizmet sunarken öncelikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Şimdi öncelikle bizim ana mantığımız şu, yani biz Made in Türkiye, yani milliyetçilik bizim firmamızın kökenlerinde çok yaygın bir firmamızın yani en temel şeyi odur. Evet. Bizim bundaki en büyük mantığımız zaten tamirin oluşma sebebi de zamanındaki sıfır amortisörlerin çok pahalı olup vatandaşa yük olma sebebiyle amortisör tamirini benim babam geçmiş yıllarda meydana getirdi. O zamanlar tabii Çin malı falan şu anki bir yaygın değil. Sıfır amortisör alma insanların bütçesi el vermiyordu. O zamanlar tamir çok büyük böyle bir insanlara faydası oldu. Evet. Bizim en çok firmamızın talep ettiği nokta şu: soruna karşılık çözüm bulabilmek. Bu gerekse yapmış olduğumuz şu an mesela custom coilover'lar olsun. Custom coilover'lar Türkiye'de ilk biz yaptık. O zamanlarda mesela örnek vereyim, yurt dışından gelen Alman malı olsun. Mesela coilover'lar 1000 euro, 2000 euro fiyatlar değişiyor. Biz de vatandaşlarımıza vermiş oldukları fiyatlar karşılığında sunabileceğimiz en iyi ürünü sunaraktan Türk malı, yani Made in Türkiye olarak da yerli sermayeyi kalkındırmak amacımız, öyle söyleyeyim size. Evet. Onun dışında yani burada ustalığınız ön plana bu neticede çıkıyor diyebiliriz. Yani bir amortisör söktak yapmak yerine burada gerçekten bir ustalık, bir işçilik yapıyorsunuz. Bunların bakımı ve onarımıyla alakalı burada hakikaten çok büyük bir emek veriyorsunuz diyebiliriz. Ya tabii şu var, şimdi öncelikle eskiden mesela işçilik çok önemliydi. Yani yapmış olduğun, o zamanlar tabii yeterli ekipman yok, ürün yok vesaire. Ustalık çok fazla ön plandaydı. Ama şu anda günümüze geldikçe söktaklar çok, teknolojiyi kullanmak da önemli. Yani yapmış olduğun yatırım kadar, harcamış olduğun maddi para kadar artık geri dönüş yapabiliyorsun. Evet. Bunda da işte kullanmış olduğun ürünler nedir? Keçelerin olsun, amortisörde, yaydaki kaliten, fiyatlar artabiliyor. Ama fiyat arttıkça da kalite artıyor. Kalite arttıkça da müşteri de memnun, biz de memnun oluyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınıza devamını diliyoruz. Amin. Teşekkürler. Ben de bu arada Postgas'a çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Gurur verdiniz. Teşekkür ederiz. Bizleri burada ağırladığınız, bizleri misafir ettiğiniz için. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Güzel.